Elin cebinden çıkar lan. Evet beyler, uzaya geldik. Oh, yemin ediyorum temiz hava aldık kaptanım ya. Sabahtan beri 5 kişi gemide tıkış tıkış, bir yandan G kuvveti, bir yandan Nevzat abinin ter kokusu. Oğlum bak, seni ayın karanlık yüzüne götürüp... Ya tamam abi, bir durun gelir gelmez ya. Az önce çıkarken ondan geriye zor saydınız. Anladım zaten bir bokluk olacağını. Oğlum bak, çok önemli bir görevimiz var. Dünyanın kaderi bizim ellerimizde. He. Herkes görevine odaklansın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi hemen başlıyor muyuz ya? Yok anasını satayım. Mesai saatini bekleyeceğiz. Senin... Oğlum bak, iş güvenlik öyle kafanıza göre fizik kurallarına falan karşı gelmeyin. Kafayı yersiniz Ede. Aynen amcaoğlu, baretini tak kafana ya. İş güvenlik bize ceza kesiyor sonra. Ya sen ne karışıyorsun hemen ya? Oğlum bak, şu atmosferden çıktığımızdan beri benimle üst perdeden konuşuyorsun ha. Sen de sürekli emri vaki yapıyorsun. Kaptan mı zannediyorsun oğlum kendini? Hayırdır ya? Bak, burada yer çekimi yok. Bir tane vurursam dünyaya uçarsın buradan. Şu Amerikan bayrağını görüyor musun? Onu oğlum yeter, kavga etmeyin lan. Oğlum biraz ciddi olun ya. Bakın bizler bilim adamıyız. Anladınız mı? Merakımız şiddet yerine var olan bu kompleks evreni aklımızda, duygularımızda, gerekirse ruhumuzla araştırıp öğrenip kendi türümüze ve kendimizden sonraki gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak. Nevzat abi rica ediyorum, lütfen sen de bir şey söyler misin abi? Oğlum bak, size ayda çırılçıplak sular, şu krateri boydan boya koştururum size ha. Bizim Z kuşağı Osman nerede ya? Gemiyi park ediyor abi. Burada bile park yeri beğenmedi değil mi? Yerli hislerine tükürdüğüm ya. Bir de Z kuşağı olacak. Ya hadi ne yapacaksak yapalım. Akşam eşkıya var. Sezon finali, ona yetişeceğim ya. Geldim abi. Heh tamam, şimdi herkes tamamsa görevimiz... Çay koyayım mı abi? Ha koy oğlum vallahi ya. Şurada dünyaya karşı bir kaçak çay içelim ha. Söyle zevkle. Ya Nevzat abi. Kaptanım bir şey soracağım ya. Bizim tam olarak görevimiz neydi ya? Aynen abi, onu tam olarak öğrenirsen şey değil miydi yani. Oğlum bu taş maş bulacaktık bunu. Sizi uzaya gönderenin ben tam... Oğlum bak, görevimizi son kez anlatıyorum. Herkes adam gibi dinlesin. Dünyanın çekirdeğinin enerjisi bitmek üzere. Bu enerjiyi geri getirebilmenin tek yolu dünyanın uydusunda, yani burada ayda bulunan marul taşını bulmak. Dünyanın kaderi bu marul taşına bağlı arkadaşlar. Bizim bunu bulmamız lazım. Ay dünyanın uydusu ya. Hani oradan şey... Ay dünyanın uydusu ya, oradan enerji. Senin astronomik bilgine tüküreyim. Kim okuttu bunu ya? Marul taşı dünyanın... Oluşumu sırasında çekirdekten kopan bir parçayla oluşmuş dünyanın enerjisini taşıyan çok mühim bir taş. Eğer bulunmazsa ekvator bölgesinde ısı kaybı başlayacak ve bütün dünyaya yayılacak. Böylece dünya yeniden buzul çağına girecek ve bütün canlılık yok olacak. Aferin lan Osman, iyi çalışmışsın ha. E kaptanım, hani engin bilgilerimizi, öğrendiklerimizi sonraki nesillere şey yapacaktık. Orada biraz gaza geldim. Yıldızlar Arası filminde böyle bir sahne vardı biliyor musun? Hani oradan Kaptanım, marul taşını bulabilmemiz için daha çok ekipmana ihtiyacımız olabilir. Ayrıca kısıtlı imkanlar bu görevi zorlaştıracaktır. Sen neyi beğenmiyorsun oğlum? Yok öyle... Ya bu Z kuşağı yemin ediyorum hiçbir şey beğenmiyor ya. Yok öyle demek istemedim esasen abi. Oğlum yani... bizim zamanımızda roket moket bile yoktu lan. Uçan balonla çıkıyorduk buraya. Öyle bir şey mümkün değil ama. Ulan adam utanmasa burada bile yol yaptı, köprü yaptı diye bağıracak anasını satayım. Bu arada ben de katılıyorum kaptanım. Gerekli yerlerde yardım alabilmeliyiz. Aynen abi, silah lazım olur. Belki de yalnız değilizdir burada yani. Selamun aleyküm. O ne lan? Aleyküm selam. Hayırdır kardeşim, siz ne arıyorsunuz burada? Abi biz araştırma yapmak için bu uydu yani hangi dünyanın çocuğusunuz siz? Abi biz şu dünyanın çocuklarıyız. Hangi dünyanın? Şuradaki mavi dünyanın abi. O dünyayı da hiç hak etmiyor gibi duruyorsunuz ha? Aslında söylediğiniz şeye ben de katılıyorum. Fakat türümüz başka bir gezegende yaşayamayacağı için şu an dünyanın uydusu... Kes lan, biliyoruz o kadarını. Sen bana akıl mı veriyorsun oğlum? Ya yok, çocuk biraz cahillik etti hacı. Kesin lan! Ne konuşuyorsunuz oğlum siz? Bu üstünde durduğunuz uydu, bu gezegenler, bu galaksi, bu bütün evren benden sorulur ha, aslan parçaları. Ay'a sadece öyle arada volta atmak için geliyorum. Sessiz sakin burası. Ben Galaktikus aşiretinin reisi Reptil Reşat ha. Bilmeyenler için söyleyeyim yani. Lan demek reptilyanlar gerçekmiş lan. Bir de reislerine denk geldik anasını. Susun oğlum. Şansımızı tüküreyim.
Şimdi Sayın Reddi Reşat Bey, biz de bu evrenin birer neferi olarak arada böyle gezegenimizden çıkıp merakımızı gidermek adına yani... Fazla merak uzayda çarpar adamı, aslan parçası. Ya şimdi aslan parçası falan da bir ayıp olmuyor mu? Yani yaş olarak da sizden hani biraz büyük sayılırım. Nevzat abi ne diyorsun? Kaç yaşındasın lan sen? Vallahi yaş aldı, 54 olduk ya. Ulan göt! Ben 7000 yaşındayım, sen ne konuşuyorsun? Nasıl yani? Sülaleni başlatan o dedelerine sor, anlatsın sana, tamam? Alın lan bunu. Ayın karanlık yüzüne götürüp pisuvara selam versin. Repti Bey, ben öyle demek istemedim. Yemin ediyorum lan, Repti Bey. Hey. Alın lan bunları. Al bunları. Bizim buradaki zindanlardan birine koyun. Ajanlar mı ne boklar bunlar, bir bakalım. Bana. Hadi oğlum, hadi hadi hadi. Oğlum hadi yürüseniz. Abi, tamam, hadi. Bir dakika. Kızıyor, hadi. Kaptanım. Canım korkma. Oğlum hadi hadi hadi. Abi tamam. Oğlum, yürü lan. Ercan, suyumuz yok değil mi lan? Yok abi. Şu havada uçan damlalar ne? Ercan işedi abi. Lan Allah belanı versin senin ya. Tuvalet yoktu abi, ne yapayım ya? Tuvalet mi var? Kendi soyunu kurutacaksın salak. Olduk olmadık yerde çıkartıyorsun. Kaptanım, henüz aktifken bir plan yapmalıyız. Her geçen gün dünyanın aleyhine. Önce buradan kurtulmamız lazım. Sonra Nevzat abiyi kurtaracağız. Pardon, neye güldünüz acaba? Nerelisiniz siz? Dünyalıyız. Mavi gezegen mi? Zamanında bir 4000 yıl önce uğramıştım oraya. Aa, harbi mi? Benim gemiyi bir kırdım dünyaya, tanrı ilan ettiler. Salak oğlum sizin bu insanlar. Abi bir şey soracağım. Bu Mısır piramitlerini kim inşa etti acaba? Abi neden güldün? Sen mi inşa ettin? Kaldıramazsın. Abi merak ediyoruz, söyle yani. Aynen abi, merak ediyoruz. Kaldırırız yani. Abi niye gülüyorsun anlamıyorum ya. Kesko reis. Kesko reis derken abi? Lakabım. Niye öyle diyorlardı abi? 2 günde 3 piramit diktim. Hadi canım. Abi sen ciddi misin ya? Yani o kadar güçlü müsün sen şimdi? Oha abi, nasıl yaptın 2 günde 3 piramit? Son teknoloji abisine. Abi sanki biraz abartıyormuşsun gibime geldi. Oğlum ısırırım bak seni ha. Peki niye indiniz dünyaya? Altın lazımdı o zamanlar. Bizim için değerli yakıt için kullanıyoruz. Sizde de bolca vardı. Ama ne yapacağınızı bilmiyordunuz. Anca böyle ticaret falan. Ben de senin dedenlerle bir anlaşma yaptım. Demek onlar sizdiniz. Yani biz şu anda uzaylıların teknolojisini mi kullanıyoruz? Bizim çocukları gönderdim Çin'e, İspanya'ya. Dedim yapın bir şeyler. Toplayın altını, gelin. Ben de Kleopatra falan takıldım Mısır'da. Sonra sıkıldım zaten. Aldım bizim çocukları, geldim buraya. Vay be abi, helal olsun ha. Bu sizi içeri atan Götlek de benim kardeşim. Seni niye attı abi o zaman? Aynı meseleler. Anlat işte abi ya. Uzay tozu istedi benden, vermedim. Uzay tozu dediğim şey de evrenin en değerli maddesi. Göt oyun moyun yaptı, indirdi. Yoksa bu Galaktikus aşiretinin reisi bendim yani. Abi harbi delikanlı adammışsın biliyor musun? Kahpelik yapmışlar sana. Nokta kadar uzay tozu için virgül kadar eğilmedik biz. Oy, söze bak reisim be. Abi dönünce bu sözü Instagram'da fotoğrafımın altına koymazsam adam değilim. Şunu da yaz. Kara deliğe atarsınız eyvallah da. Ölmezsem sıkıntı. Ay! Ay! Sen beni tek kalbine sığdıramadın. Ben bütün galaksiyi senin iki gözüne sığdırdım. Ay! Ay! Abi çıkart dünyaya tut, yemin ediyorum gölgesinde dünya buzul çağına girmezse adam değilim ya. Sen öyle daşşaklı adamsın bak. Bu saatten sonra var ya öz abimsin abi. Tamam yeter lan. Biz biraz ne yapacağımıza bakalım oğlum. Kaptanım biraz dinlenin isterseniz. Olmaz. Bizim dünyayı kurtarmamız lazım. Tabii önce Nevzat abiyi kurtarmamız lazım. Tabii önce kendimiz kurtulmamız lazım. Abi biz zavallı insanlarız. Bizim ne işimiz olur ajanlık falan. Biz öyle çıktık etrafa bakalım. Merak yani. Tamamen merak. Oğlum siz neden kafanıza göre çıkıyorsunuz dünyadan? Salaklar. Ulan adam Thanos'a benziyor, anasını satayım. Thanos mu? O mu gönderdi lan sizi buraya? Oğlum bak ona söyleyin, delikanlı gibi karşıma çıksın ha. Öyle salak saçma insanları göndermesin ha. Yok ne Thanos'u ya? Ne Thanos'u gerisi? Abi ne bileyim, ağzımdan kaçtı. Ağzına sokayım Ercan. Abi Thanos falan filmlerde izliyoruz biz onu ya. Bir de biz kötüleri sevmiyoruz. Kötü onlar yani. Biz Kaptan Amerika gancıyız biz. Kaptan yani. Amerika mı? Sizi gidi Amerikan emperyalizminin köpekleri. Abi Kaptan Amerika derken yani yenilmezler. Hulk. Hulk sana da benziyor ya o yüzden. Aynen abi. Benziyor. Hayır bence benzemiyor. Hulk ha. Bizim Brass Banner ha.
Ulan o yeşil götlü salaya da söyledim. Gel dedim bize takın. Ne buraya gidelim dalgamıza bakalım hesabı. Gelmedi. Gitti bir tane kızıl kafanın peşinden kendini helak etti gerizekalı. Yoksa delikanlı çocuktur. Kafası da basıyor. Deli dolu yani. Piç ya. Biz az ceviz kırmadık zamanında onunla biliyor musun? Evren evren dolaştık. İçinden geçtik evreni. Ama yine de size inanmıyorum ha. Abi inanın biz de zararsız insanlarız yani. Nevzat abimizi ver defolup gidelim biz buradan. Kim? O 54 yaşındaki bebeği mi diyor? Onu Sirius A'ya sürgün ettim. Şu an grilere masaj yapıyor. Onlar var ya mutlu sonu çok seviyor ha. Şu an var ya Nevzat abin. Yapma yapma Nevzat abim. Ulan ah be Nevzat abim ya. Esnaf adam ya. Gitti gri uzaylılara köle oldu ya. Abiciğim. Ne yapıyorsun? Aa gel bakalım Gamora. Sevgili bacım. Gamora mı? Ulan Thanos'un kardeşi değil miydi bu? Oğlum onu sizinkiler benden telif hakkı alamadı diye benim Gamora'ma gidip Thanos'un kız kardeşi diye yutturdular lan size. Bu aralar çok saçma sapan hikayeler yapıyorlar kafamı bozmaya başladılar ha. Az kaldı istila edeceğim dünyayı da ha. Vallahi bak. Bu bizim Kraliçe Elizabeth falan var bizim çocuklar orada ya. Onların hatırına yani. Yoksa dünya çoktan gitmişti yani. Ulan ikinci Elizabeth harbiden reptilian mıymış lan? Bilmiyor muydunuz lan? Oğlum bu insanlar salak ha. Vallahi. Osman sen kime bakıyorsun lan? Şşş. Osman neye bakıyorsun oğlum sen? Harbiden kilitlendi bu ha. Lan Osman adam anlayacak lan. Şşş. Ben dünyada böyle bir güzellik görmedim. Dünyada yok ki oğlum zaten. Ay abi şunu vermek için geldim ben sana. Odamda dursun istemiyorum. Bir garip hissediyorum. Bunu al benden. Marul taşı. Ver bakalım. Hediye etmiştim sana bunu. Neyse bizim çocuklar bunu güzel bir yere saklasın. Alın lan. Amca oğlum marul taşı bu muymuş? Neyse çok uzatmayayım. Alın lan bunları. Hakkınızdaki hükmü vereceğim. Biraz daha takılın bakayım zindanlarımda. Osman yürü Osman. Ercan sol tarafı kolda Ercan. Tamamdır kaptanım. Fazla durmayalım bence hemen kaçalım. Murat nerede? Geldim kaptanım. Peşimizdeler. Biraz dinleneyim. Olmaz biraz daha uzaklaşmamız lazım. Ulan Osman ulan Osman tam kaçtık kurtulduk dedik. Galaktikus aşiretinin kızını kaçırdı ya. Z kuşağıdır dedik zekidir dedik. En büyük cahilliği o yaptı ya. Thanos dahil bütün evren peşimizde şu an. Abi aşık olmuşlar. Lan kız ya. Kertenkele dişleri görmedin mi? Öpüşmeye kalksan kafan gırtlağında kalacak kızın ya. Ayrıca 2 metre dili var kızın. Başımız bu kadar beladayken bir de başımıza bu belayı açtı ya. Bununla uğraşacağız şimdi. Nereye kaçırdı kızı? Dünyaya kaçırdı deme. Venüs gezegenine kaçırmışlar abi. Nuri abi Anunnakilerin gezegeni falan dedi. Bu arada Nuri abiyi de kurtarsa mıydık keşke ya? Bırak şimdi onu. Önce Nevzat abiyi kurtarmaya gideceğiz. Sonra Osman'ı alacağız. Sonra marul taşını bulup dünyayı kurtaracağız. Başarabilir miyiz kaptanım? Zor olacak amcaoğlu. Uzun bir macera bizi bekliyor. Beyler, uzay maceramız başlasın.